Merhaba arkadaşlar. 122. bölümle devam ediyoruz. Hatırlarsanız mayın düşüyordu, orada kalmıştık. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Böyle şeyimiz. Biz, 3 tamam. Doğru. Tamam. Değil mi? Evet, kesinlikle. Mayınımızı döşeye döşeye gideceğiz. Şimdi şöyle, evet. Çünkü oradaki petrol tesisleri faaliyete geçtiğinde buranın saldırıya uğramaması mucize gibi bir şey olur. Mutlaka uğrayacak yani. Hatta bir süre sonra alt kısmı da mayın döşememiz, yani şuraya da mayın döşememiz gerekecek. Çünkü oradan da eninde sonuna gelecekler. Şöyle. Umarım elimdeki mayın yeter. Kim ki? Tamam, yani 8.000 tane. Zaten üretiyorduk devamlı. Hani en fazla gidip almamız gerekir. Bu mayınlar iki işe yarayacak. Birincisi, böcekler gelip de oradaki zaten yola bir şey yapmaz onlar da. Orada hareket eden araçlara saldırabilirler. Onlara gelip ulaşmalarını engelleyecek. Hem de ekranda kırmızı kırmızı patlayacaklar için yanıp yanıp sönüp benim dikkatimi çekecekler. Biz de hemen duruma müdahale edeceğiz. Daha kalıcı olarak. Burada böyle devam edeyim ya. Aşağı ineyim, bir uğraşayım mı? Uğraşmasam uğraşmasam. Böyle şu kadarcık inebiliriz aslında. Şuraları da kapatayım. Şöyle yapalım. Birazcık hafif bir sıralı pay olsun. Bayağı bir yaklaşık sayılır. Üste yani işimizi bitirdik, bitireceğiz neredeyse. Bozmasın. Şimdi aşağıdan da kömür şeyinden geliyor. Kömür kolonimizden geliyorlar. Allah'tan bu robotlar var, yoksa işimiz yaşlı. Şöyle. Biz devam edelim. Bayağı bir mayın harcadık. Evet, şimdi şöyle küçük, umarım dört sırasını şunun alırsak şuradan şunu sığdırabileceğiz herhalde. Tamam, harika. Böylece koloniye kadar bu mayını çekme işini halletmiş olduk. Şöyle bir bakalım şimdi. Tüm bu yol boyunca güzelce gidiyor. Sıkıntı yok yani burada. Sadece şurayı, şu bölümü de bir haritasını çıkarsam iyi olacak. Çünkü şurada bir koloni olduğu kesin, görüyoruz zaten.
Buradan şurada kömürümüz var. Zilyon tane kömürümüz var. Güzel. Şu haritayı da bir hızlıca çıkartayım da içim rahat etsin. Burada elektrik sorunumuz yok artık. Yani aslında hiçbir sorunumuz yok. Bu koloni çalışabilir hale geldi. Bakayım onu çalıştırı. Ay, bir dakika. Ne geldi? Mayını burada da koymamız lazım. Burada da mayın lazım. Onu atladık. Az daha atlıyorduk yani. Buranın mayın işlerini de halledeyim. Ondan sonra da gideyim. O bahsettiğim kısmı keşfedeyim. Nasıl gelmiş bunlar? Şu bölümü bir temizleyelim. Şurayı dolduralım. Nerede bizim robotlar? Burada. Tamam. Çalışın kardeşim. Çalışın. Niye duruyorsunuz? Şurada şu yaparsak şurayı doldurup böyle şuradan evet. Bunu aşağı yukarı şöyle falan getireceğiz. Bu. Şu bölümleri mecbur dolduracağız tabi. Burada da aynı şekilde doldurması gereken yerler var. Tamam. İşte böyle ufacık ufacık kritik şeyleri unutunca sıkıntı oluyor azıcık. Bunu şuradan getireceğiz. Böyle yapalım. Bu arada bizim galiba şey bitmiş, siyah şey bitmişe benziyor. İlerlemediğine bakılırsa bunun top bir yandan da neyse biz yerlerde bomba da yapıyorduk diye hatırlıyordum el bombası. Onun için burada yaptırmamın bir anlamı yok. Ona da gideyim bakayım. Şöyle, böyle, bunun küçüğüne geçelim. Bu daha küçük, dolu daha küçük. Evet, çok da fark etmiyor. Şunu yapacak olursak, hemen hemen şu an önündeki sıraya kadar temizlememiz gerekecek. Şöyle. Neymiş? Doldurulması unutulmuş minik bir alan kalmış. Buna şikayet ediyor. Tam da 6K şeyimiz var. Tamam. Burayı da böyle hallettik. Şimdi gelelim şuraya. Bu kısma. Şu
Şurayı temizleyeceğiz. Şakırı şöyle. Sonra var. Buradan da böyle devam ederiz. Bu kısımda bitince o koruma kalkanı işimiz bitti diye düşünebiliriz. Çok az kalmış olması lazım. Şöyle yapalım. Şurayı da temizleyelim. Böyle devam edelim. Neredeyse vardık. Abi bir mihirden fazlası bu kadar sürmez diyordum ama hala bu şeye harcamış oldum. Mayınlama işi. Şöyle yapalım. Evet, şimdi artık bu taraftan olayı koruma altına almış olduk. Tüm mayınlama bitti. Ve de burada şu robotlarımızı alalım ve hızlıca bir keşfedelim. Bakın o koloni burada gayet güzel bir şekilde görünüyor. Koloni de burada var. Bir koloni var da maşallah yani. Koloniden ziyade metropol koloni. Bu kadar büyüğünü hiç görmemiştim. Bayağı artık tabii oyun ilerledikçe şeyler artıyor. Kolonilerin boyları, postları büyüyor. Orada da bir deniz var herhalde. Kim? Evet. Burada da başka büyük bir deniz var. Buraya bakın. Buraya bakın. Aman Allah. Korkunç. Nerelerde bakır var. Herhalde. Bakır adası. Taş. Taş da bulduk. Bunların ortasından geçebilir miyiz? Umarım geçebiliriz. Peşimize düştüler resmen. Amanın amanın aman. Burası Böcekistan diyelim buraya biz. Böyle geri dönüp sen de orada var. Biz kendi yerimize vasıl olalım. Ve de ne yapacağımıza karar verelim. Şimdi haritaya bakalım bakalım. Şurayı da açtık ve burada çok büyük parçalar var. Yeni bir bakır rezervi daha bulduk. Adadaki ne kadarmış? Azmış ama adada yani. Evet. Burası çok büyük. Ama umuyorum bir süre bize bulaşmazlar diye. Bulaşırlarsa da zaten bakacağız zaten. Şimdi şu gideyim ben bu bölüm bitmeden bir şey yapmak istiyorum. Birincisi petrolümüze kavuşalım. İkincisi de şu ilmi araştırma durmuş. Onu tekrar başlatalım. Şimdi şöyle buradan gerekli elektrikleri verip da tamam. Bir petrol kuyusunu yapamamıştık hatırlarsanız. Onu yapacak malzeme eminim yoktur ama ben yine de bakayım. Bakır olmadığı için yapamadık. Neyse burası bunlar
doldurmaya başlasınlar. Tabii aynı zamanda kirletmeye başlasınlar. Ben gideyim şu pompa işini halledeyim. Onlar da ben ona bakarken bir yandan da petrol arabaları buraya gelecek mi çok merak ediyorum ama gelmeleri gerekiyor tabii. Mantıken. Biz şöyle bakır işimizi görürken evet ay. İstemiyoruz. Yanlış yere tıkladık. Tamam, o pompayı da hallettik. Böylece bütün yapmak istediklerimi yapmış olduğum gibi. Sadece şeye bakacağım. Şu arabalar burada. Yeni yerden dolayı yola çıkmışlar mı merak ettim. Burayla uğraşacağız. Burayı uğraşacağız. Bakın 15-35 henüz bir şey yapmamışlar. Ha, niye yapmamışlar? Onun nedenini de söyleyeyim. Çünkü biz daha o şeyi petrolü çıkarmakla meşgulüz. Onu kullanıma vermedik. Daha network'e ulaşım ağımıza paylaşmadık. Şimdi bir de gelmişken şurada şeye bakacağımı söylemiştim. Bizim araştırma şeyimiz burada. Siyah şişem gördüğünüz gibi el bombası istiyor ama yok. Şuraya bir bakayım, ben buraya koydum diye hatırlıyorum ama evet doğru hatırlıyorum. 78 tanecik var. Niye? Kömür yok çünkü. Kömür aldığımız yerimiz var tabii ki. Bunun hepsini buraya alalım ve verelim. Şunu buraya verelim. Kaç tane eksik? 2, 4, 6, 7. Şuradan da 7 tane daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bütün şeyi dolduralım. Tamam, bunlar yapa dursunlar yine el bombalarını. Biz o 78 taneyi şu anda götürelim, verelim de. Ya bu el bombasıyla uğraşmadım açıkçası. Çünkü çok böyle siyah şişe ihtiyacımız olmayacak diye şey yaptım, öngördüm. Onun için de bu şekilde hallediyorum olayı. De benim mumumu buraya koyayım. Şunu tamam. Şimdi artık o şey yapar. Tamam, onu da hallettik. Şimdi koşa 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 gidiyoruz da bir saniye. Ulaşım ağımıza verecek elimizde bu değil. Bu var mı? Var. İki tane var. Şimdi bununla sisteme veriyor idik diye hatırlıyorum. Ben doğru hatırlıyorumdur. Evet, neyse gidelim de en azından iki tane var elimizde ondan. Yani bu bölüm bitmeden bu işleri tamamlarsak petrole kavuşmuş olacağız. Neredeyiz? Tamam. Birincisi seni de halledelim. Halledelim. Seni nasıl halledelim? Şöyle halledelim. Tamam, bu da oraya veriyor. Şimdi sisteme dediğim gibi vermemiz lazım. Şurada şuraya kapı koymam lazım. Dolayısıyla şuradaki kapıyı da çıkarayım. Buradaki kapıya ihtiyaç yok. Burada kapıya ihtiyaç yok. Böyle. Bu üstlere biz çelik çivi duvar da üst tarafı şey yapmamışız. Üst tarafı yapmamışız.
Ama elimizde de o kadar malzeme yok herhalde. Bu taraf da yapılmamış. Ben bunları yaptım diye hatırlıyorum ama demek ki yanlış hatırlıyorum. Bir tur daha gelmem gerekecek şimdi. Evet, alt tarafı yapmışım ama bu yanları yapmamışım. Daha kötüsü de elimizde şey kalmadı. Neyse, sorun değil. Biz şurayı bir açalım. Sen nereye gidiyorsun abicim oraya? Böyle yürüdün gittin. Oralara duvar koymuş. E git. Şuraya daha geçit koyacağız. Tamam. Gel. Evet. Artık network depomuzu bir sonraki bölümde koymaya başlayacağız. Şimdilik hoşça kalın.